Kız fıstık, ne haber? İyilik. Hanım nerede? Yıkanıyor havuzda. Ha. Peki şarkı söyleyen kimdi? Ben. Deme ya. Vallahi Pınar zannettim ben. Hatta ondan bile güzel. Hadi be, dalga geçme. Neden dalga geçeyim kız? Senin ondan aşağı kalır yerin var mı? Hatta daha da güzelsin. Gençsin de üstelik. Merhaba İzzet, ne haber? Haberler çok iyi sultanım. Büyük Lale Gazinosu ile mukaveleyi yaptım. 200 bin lira avans alıp bankadaki hesabınıza yatırdım. Haftaya başlıyoruz. Geçen gün görüp beğendiğin spor Mercedes'in sahibiyle görüştüm. Adam arabayı satmaya hazır. Ne kadar istiyor? Sahibi çok yakışıklı, milyoner bir iş adamı. Senin hayranlarındanmış. Hanımefendi bir gün lütfedip benimle bir yemeğe çıkarsa fiyat meselesinde anlaşırız dedi. Arabayı almaktan vazgeçtiğimi söylersin. Neden? Ben o arabayı paramla almak istemiştim İzzet. Etimle değil. Bana kalırsa doğru değil bu yaptığın. Yapayalnızsın. İşinin dışında görüştüğün, konuştuğun hiç kimse yok. Senin gibi genç, şöhretli bir kadının ne bileyim... Bir sürü sevgilisi hovardası olmalı değil mi? İstemiyorum İzzet. Sadece servet ve kazançlarından bahsedip... insanın etinden bir parça koparmaktan başka bir şey düşünmeyen... o yılışık heriflerle birlikte olmaktansa... yaşam boyu yalnız kalırım daha iyi. Altın kafese bir bülbül. Ha, kafes dedim de aklıma geldi. Pazar günü hapishanede bir konser düzenlenmiş. Organizatör Şevket rica etti. Acaba Pınar Hanım da gelir mi dedi. Para pul yok tabii. Tabii gelirim. Hey gönlüm hey, sen de aşka veda et. Ne ızdırap çek ne de kahve. Ah hey gönlüm hey, sen de aşka veda et. Ne ızdırap çek ne de kahve. Ey gönlüm ey, sen de aşka veda et.
Çok teşekkür ederiz Pınar Hanım. Bu talihsiz insanlara unutamayacakları bir gün yaşattınız. Rica ederim. Güle güle efendim, güle güle. Buranın havasından olmalı. Hiçbir çiçek yetişmiyor. Hepsi soluyor, kuruyor. Ama bu solmaz, sararmaz. Bir idamlığın teşekkür armağanı olarak kabul ederseniz sevinirim. Afişleri bugün verdim. Şehrin her yerine asacaklar. Doğrusu renkli resimde çok güzel olmuşsun. Radyo ve gazete ilanları da hazır. Yarın saat 4'te Melina elbise provasına bekliyor. Ne var senin? Beni dinlemiyor gibisin. Hasta mısın yoksa? Yok, bir şeyim yok. Aman gözünü seveyim, gazinoya başlarken hasta filan olayım deme, yoksa mahvoluruz. Neden? Nedeni var mı be Pınar? 600.000 lira bu, bir servet. %10'u da senin değil mi? Paradan başka hiçbir şey düşünmez misin sen? Evet. Kim arıyor? İdamlık mı? Alo? Benim. Rahatsız ettim, kusura bakmayayım. İdam mahkumu olduğum için bazı konularda kolaylık gösteriyorlar. Örneğin müdür beyin odasından telefon edebilmek gibi. Ama bugüne kadar telefon edecek kimsem yoktu. Bana kızmadınız değil mi? Kızmak mı? Hayır, hayır. Şaşırdım sadece. Nasılsınız? Nasıl olduğumu doğrusu bilmiyorum. Yani sizi görene kadar. Şimdi ise hala yaşadığımı hissetmek istiyorum. Bu yüzden aradım sizi. Mutlu geçen o birkaç dakikanın rüya olmadığına inanmak için. Yüzünüzün şu anda ne halde olduğunu doğrusu çok merak ediyorum. Kızgın mı acaba? Kızgın bile olsa mutlaka çok güzeldir. Bir kere daha görebilsem sizi. Gelsem gösterirler mi sizi bana? Tabii. Üstelik bugün ziyaret günü. Sahiden gelir misiniz? Ne oldu buna böyle? Çıldırdı galiba. Boş ver, sen gel. Çaresi yok mu? İtiraz temiz gibi. Karar kesinleşti. İnfaz gün meselesi. Belki de bu gece bir takım adamlar gelip alacaklar beni. Zaten birkaç saat önce duyarım avluda keser sesler. Tembellik etmezlerse birkaç saatte hazır olurdu araç. Neden oldu? Kan davası.
Güneyliyim ben. Adana'dan. Birkaç kuşaktır sürüp geliyordu bu dava. Evlenince karımı alıp İstanbul'a kaçtım. Bir iş tuttum, mutluydum. Bir de oğlum olmuştu. Bir gün ben yokken çıka gelmişler. Ve karımla oğlumu çıldırmıştım. Silahımdaki kurşun sayısı kadar adam öldürdüm. İşte o yüzden şimdi de beni öldürecekler. Nefis oldu Pınar Hanım. Bu şarkıyı repertuarınıza almakla çok iyi ettiniz. Büyük sükse yapacak bu gece. Diğerlerini de prova edelim mi? Demek bu gece başlıyoruz. Orada olup seni dinlemeyi, alkışlamayı ne kadar ister? Boş ver. Gözlerine yazık. Hem bir şey değiştirmez ki. Gülersen daha çok sevinir. Çalmadığım kapı, yalvarmadığım kimse kalmadı. Danıştay, devlet başkanı, daha kimler kimler? Üzülme. Biliyorsun, seni tanıdığımdan bu yana geçen bir ay içinde tam bir asır yaşadım. Sevgiyi, mutluluğu tattım. Bu da yeter diyeyim. Gene gelirim. Gidiyor musunuz? Evet. Bizim için yaptıklarınıza çok teşekkür ederim. Acaba tekrar... Üzgünüm Pınar Hanım. Yoksa... Evet. Bu gece... Kaçtım. Seni son bir defa daha görmek istedim. Pınar, hazır mısın? Sıra senin. Gel.
Pınar! Pınar, orada mısın? Pınar! Pınar Hanım nerede? Burada olması gerekti. Neden sordunuz? Bir idam mahkumu kaçtı. Pınar'la ilgisi varmış. Nereye gidiyoruz? Bilmem. Şey, ne yapmayı düşünüyorsun? Kaçmayı. Çok uzaklara kaçmayı düşünüyorum. Ne olursa olsun ölmek istemiyorum. Ama param yok. Gel benimle. Otur sen. Hoş geldiniz bey. Evde hiç nakit para yok. Şimdi bankadan da alamayız. Bunlar işimizi görür herhalde. Dur kızım. Ne oluyor hanımcığım? Kapıyı açmayayım mı? Şey, hayır açma. Biz gidince açarsın. Kimseye de bir şey söyleme, olur mu? Gel. Pınar nerede? Pınar Hanım şey... Söyle, geldi mi eve? Geldi ya. Sonra da gitti. Yalnız mı? Yalnız. Yok, yanında biri vardı. Hanım mücevherlerini topladı, birlikte buradan kaçtılar. Hadi sen dön artık. Nereye? Evine. Hayır. Ben de seninle geleceğim. Bunu ben de çok isterdim ama olmaz. Göz göre göre senin de hayatını mahvedemem. Beni burada değilse bile... öbür sokağın başında... yakalar veya vururlar. Sonum yok senin anlayacağın. Ama senin... gençliğin, güzelliğin, her gün biraz daha artan şöhretin... Hiçbirini değil. Seni istiyorum ben. Seviyorum seni. Evet, seviyorum. Hayatımda ilk kez. Hayatım, ben de seni seviyorum ama gerçek. Birlikte ne kadar kaçarız ki? Ne kadar yaşayabiliriz? Yaşayabildiğimiz kadar... Thank you.
Komiserim, müdür bey sizi istiyor. Peki, geliyorum. Bu işi sana veriyorum Rıza. Şehrin bütün çıkış noktaları, gar, havaalanı, otobüs terminalleri tutulsun. Civardaki köy, kasaba ve şehirlere ikisinin de resimleri dağıtılsın. Bakanlığın vur emri var. Ama mecbur kalmadan uygulanmasın. Emredersiniz efendim. Acıktın mı? Neredeyse akşam olacak. Sığınacak bir yer ve yiyecek bulmalıyız. Hadi. Ah!
Selamünaleyküm baba. Aleykümselam. Buyurun. Yavrular yanmışlar. Şey, biz... Anladım evlat, anladım. Tanrı misafirisiniz siz. Durun bakayım. Kaçaksınız siz. Birbirinizi seviyordunuz, evlenmenize izin vermediler ve siz de... Öyle değil mi? Nasıl bildim? Talihiniz varmış ki buraya geldiniz. Kimse bulamaz sizi burada. Benden başka kimse yoktur çünkü. Yıllardan beri tek başıma yaşarım burada. Ama da geveziyim değil mi? Ne yaparsınız? İnsan yüzüne hasrettim. Karnınız açtır sizin. Gelin bakalım içeri. Allah ne verdiyse yiyelim. Hadi. Hey gidi gençlik hey. Bir zamanlar ben de tıpkı sizler gibiydim. Emini fakirim diye bana vermemişlerdi ama bir gün kolundan tuttuğum gibi... Nerede şimdi? Çok uzaklarda. Geçen yıl beni tek başıma bırakıp gitti. İlerideki çamların altına gömdüm onu. Ya üzülmeyin. Sizin için daha çok erken. Nereye gideceğinize karar verdiniz mi? Anlaşıldı. Gidecek bir yeriniz yok henüz. Burada istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Karşıki odada yatarsınız. Rahmetli Eminem gittiğinden beri girmedim oraya. Nihayet bir çatı altı bulduk kendimize. Dünyada hala iyi insanlar varmış demek. Ve güzel insanlar. Bir haber yok mu? Yok ama şehirden çıkamadıklarına göre yakalanmaları an meselesi. Yakalanmasını neden bu kadar çok istiyorsun? Baksana, rahatımız iyi. Ev bize kaldı. Ondan alacağım daha çok şey var. Amarat kızım benim. Kolay gelsin evlat. Sağ ol baba.
Bende de kalmadı. Hay. Kasabaya kadar uzansam iyi olacak. 10 gündür alışveriş yapmadık. Yiyeceğe de ihtiyacımız var. İstersen birlikte gidelim. Bir hava alırsın ha? Yo. Ben şu işleri bitireyim. Sen bilirsin. Hadi eyvallah. Kaçarken yanımıza para almamıştık baba. Sana da çok yük olduk. Acaba şunu bozdurup alışverişte kullanabilir misin? Şimdilik param var kızım. Olmadığı zaman isterim. Hem ileride bunlar size daha çok lazım olacak. Hadi eyvallah. Mutlu musun? Çok. Büyük şehri, eski yaşantını, alkışları, hayranlarını arıyor musun? Katiyen. Sanki burada seninle birlikte doğmuş gibiyim. Keşke hep böyle devam etse. Ömrümüzün sonuna kadar burada yaşasak. Seni karşıma çıkardığı için Tanrı'ya dua ediyorum. Sen olmasaydın kaçmayı aklımdan bile geçirmezdim. Ve şimdi çoktan... Sus, ne olursun. Merhaba, hayırlı işler. Bekir baba, hoş geldin. Eyvallah. Kadın zengin olduğuna göre çoktan memleket dışına kaçmışlardır. Polis şehir dışına çıkmadıklarından kesinlikle emin. Öyleyse bir köy veya çiftlikte saklanıyorlardır. Nasılsa paraları çok. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Seni ölü sandık yahu. Kaç gündür göründüğün yok. Kaçaklar kasabaya inmene mani mi oluyor? Ne kaç halen? Hapisten kaçan idamlık ve şarkıcı kadının buralarda saklandığını yazıyor gazeteler. Yoksa senin oradalar mı? Kaç yüz bin aldın saklamak için ha? Köşeyi döndün desene. Hoş geldin baba. Al. Bundan içiyordun değil mi? Ne var senin baba? Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Yoruldum herhalde. Sende bir şey var baba. Saklama söyle. Her tarafta sizi arıyorlar. Gazeteler boy boy resimlerinizi basmış. Jandarma polis seferber olmuş. Buradan gitseniz iyi olur. Bu yaştan sonra hapislerde çürümek istemem. Haklısın baba. Şu taraftan sahile inebilirseniz bir tekne bulur karşıya geçersiniz. Bana kalırsa tek kurtuluş yolunuz bu.
Hoşça kal baba. Yaptıkların için çok teşekkür ederim. Güle güle ol. Tanrı yardımcınız olsun. Sağ ol. Onu almıyor musun? Hayır baba. Akıbetimin ne olacağı belli. Onu da sürüklemek istemem. Şey ama içeride. Pınar, dur kızım. Bak, Bora gitti. Ne işin var burada? Tatilinin bittiğini düşünerek seni almaya geldim sultanım. Oraya dönmeyeceğim artık. Git buradan. Döneceksin Pınar Hanım. Buna mecbursun. Neden? Polis. Ne olur rahat bırak beni İzzet. Evimi, paramı, her şeyimi sana devrederim. Rahat bir hayat yaşarsın. Ne olur görmemiş ol beni. İmkansız bu sultanım. Ben yasalara sadık bir adamım. Bir idam mahkumunun kaçmasına yataklık eden birine yardım edemem. Hadi yürü. Hayır. Son sözüm bu mu? Gelmiyorum. Sen bilirsin, benden günah gitti. Telefon nerede? Şurada abi. Sağ ol. Vurdum onu. Ben de katilim. Kanun önünde senin gibi suçluyum. Kaderlerimiz bir artık. Neden yaptın bunu? Polise telefon ediyordu. Gene bırakıp gidecek misin beni? Hı.
Beni Pınar vurdu. Harabelere doğru kaçtı. Hastaneye götürün. Yakalanmadan sahile varabilsek, Bekir Baba bir tekne bulabileceğimizi söyledi. Gideceğimiz ülkede bize bir şey yapmazlar değil mi? Hayır sevgilim, yapmazlar. Tıpkı insan gibi yaşayacağız oralarda. Kaçmadan, korkmadan. İnanıyorum ben. Varacağız oraya. İnsan gibi yaşayacağız. Evimin kadını olacağım. Çamaşırımı yıkayıp yemeğimi pişireceğim. Kazancımız yetmezse seninle birlikte çalışacağım. Yanılmıyorsam şu tepenin arkası deniz. Oh, Tanrım. Çok şükür nihayet kurtulabildik. Çok şükür kurtulduk. Thank you.
Kimsin lan sen? Ben kimsin? Balıkçıyım. Sahile kulübeme gidiyordum. Aslında kötü bir niyetim yoktu. Dökülmüşlerdi. Toplayayım dedim. Bize yardım edersen sana bunlardan veririm. Sizi görür görmez tanımıştım zaten. Nasıl? Dün jandarma çavuşu buraları aradı. Elinde resimleriniz vardı. Oh. Yiyin yiyin, daha çok var. Sonra da içeride iyi bir uyku çekersiniz. Sen de gidip bize ihbar edersin değil mi? Ha, yok be delikanlı. Sen de beni amma kelek belledin ha. Merak etme. Hakkımı aldığım sürece sağır, kör ve dilsizimdir ben. Öteki işe gelince yarın sabah Murtaza Kaptan'la konuşurum. Eğer bugünlerde karşıya seferi varsa ve de iyi para verirseniz herhalde sizi karşıya geçirir. Önce bir konuşalım. Yengemin uykusu geldi galiba. Hadi yatın. Sabah size Murtaza Kaptan'ın cevabını getiririm. Korkuyorum Bora. O adamı hiç sevmedim. Ben de. Ama son şansımız bu. Korkma. Hadi ya. Dinlenme. Sen? Beni düşün. Hayır. Sen olmadan yatmam. Ya beni tekrar bırakıp gidersen? Gitmeyeceğim Pınar. Bundan sonra nereye olursa olsun birlikte... Ya jandarmaya giderse? O adamdan her şey beklenir. Tedbirli olmalıyız.
Rüstem kaptan! Hey! Nerede bu adam be? Günlerdir ayaklarıma kara su indi. Karşıya da geçmiş olamazlar. Günlerdir motor gitmedi o tarafa. Sanki yer yarıldı, yerin dibine indiler. Doğrusu ya, ben karşılaşmak istemiyorum onlarla. Neden? Nedeni var mı be hemşerim? İnsan o kadına nasıl tetik çeker? Bebek gibi maşallah. Adam da yakışıklı ama ne yaparsın, vazife. Bırakın gırgırı da gidelim. Ha işte, Rüstem kaptan geliyor. Hoş geldiniz başçavuşum, merhaba. Merhaba, gelen giden oldu mu buralara? Yo. Ya, hadi eyvallah. Güle güle. Gördünüz ya. Gördüm, sağ ol. Namuslu adamım ben. Söz verdim mi kafamı keseceklerini bilsem yerine getiririm. Ha, Murtaza kaptanla konuştum. Yarın akşamüstü gün batarken hareket edecekmiş. Bizi de alacak mı? Elbette. Yalnız parayı peşin istiyor. Ne kadar? Adam başına 25,000. Al. Burada en az 100,000 liralık mücevher var. Gerisi de senin olsun. Murtaza nakit para demişti ama herhalde bunları da kabul eder. Hele bir gidip sorayım ben. Evet, kurtulduk. Yarın bu zamanlar başka bir diyarda ve özgür olacağız. Thank you.
aklınızı başınıza toplayın. Kanun namına teslim olun diyorum. Teslim olun, kaçamazsınız. Söylüyorum.